Tekrar merhaba değerli izleyenler. Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şimdi biz burada konuşurken malum FETÖ'nün siyasi uzantılarını, siyasi partilerde FETÖ operasyonları niye olmuyor? Yani siyasi partilerde başta AKP olmak üzere FETÖ'cü yok mu? Hani kripto FETÖ'cüler kendileri bile arıyorlar olabilir diye. Onu konuşurken şimdi tabii tarikat cemaat diyoruz. Jargonu da tam bilmediğimizden herhalde karıştırıyoruz. Şimdi Sayın Bakanım eski bir Refah Partisi'nde de siyaset yapmış bir siyasetçi olarak. Demokrat Parti. Demokrat Parti ama Refah Partisi'nde de siyaset yapmış bir siyasetçi olarak. Tarikat ve cemaat nedir ayrımını bir açıklayın isterseniz. Şimdi Şaban Bey, tarikatlar 14 asırdır İslam'ın geleneksel içtihat kapıları. Cemaatler bu tarikatların içerisinden çıkmış, daha doğrusu düşkün ilan edilmiş hoca efendilerin oluşturduğu ve iktidarı, gücü hedefleyen sapmalardır. Yani siyasallaşmış ve iktidara oynayan. Evet, yani neredeyse hangi yapının içerisindeyse orada iktidara hedefleyen sapmalardır. Cemaatler. Tarikatlar nedir? Tarikatların siyasi hedefleri söz konusu değildir. Dinsel yapılardır bunlar. Bir geleneksel yapıdır. Mesela örnek verebilir miyiz? Yani Nakşi tarikatı. Bildiğimiz. İşte Nakşi tarikatı. Nakşibendiler. Kadiriler, Rufailer. Bunlar cemaatlerle bunları karıştırmamak lazım. Nurcular Nakşi cemaat midir? Nakşilerin bir kolu. Ama siyasallaşmış bir cemaat yapısıdır o. Nakşilerin altında. Zaten orada düşkün noktasına filan itilen tiplerdir bunlar. Sonunda böyle kendileriyle ilgili bir örgütsel yapı çıkarıyorlar ve bunların nihai hedefleri vardır. Dünyevileşiyorlar. Peki bunların... Bak bravo, termolojiye yatkınlığın oluştu. Şimdi böyle olunca doğal olarak eğer siyasette kimlik siyasetinin üzerinden müşteri oluşturmaya başlamışsa cemaatlerin işi kolaylaşıyor. Yani bir parti iktidar olmak istiyorsa o cemaatleri arkasına alarak hem sandık skorunu belli bir şeye taşıyor, yüksekliğe taşıyor, hem iktidarı bir miktar onlarla bürokratik, işte dünyevi boyutta da paylaşıyor. Şimdi peki Türkiye'de kimlik siyasetinin üzerinden bu cemaatler nasıl değerlendiriliyor? STK olarak, sivil toplum kuruluşları olarak değerlendiriliyor ve kutsanıyor. Oysa ki bunları STK olarak değerlendirdiğinizde de en azından devletin bir denetimi söz konusu olması lazım. Devlet bu işi izlemesi lazım. Bunların muhtemel bu tür arayışlarının devlette, devlet organizasyonunda ve siyasetin içerisinde ete kemiğe bürünmesinin engellenmesi lazım. Diyelim ki FETÖ, bunun üzerinden bakalım. Nedir bunlar? Bunların nihai hedefi eğitim kuruluşları filan gibi. Hani çok masumane önümüzde böyle bir fotoğrafları var. Ama arkasına baktığımızda başka bir şey çıktı. Peki burada kimin adına bu soru önünde duruyor? Yönetenlerin adına bir soru var. Kardeşim sen bu eğitim faaliyeti için yola çıkmış halisane bir yapının arkasında bu hesap kitap varsa, bu hesap kitaptan sen istifade etmişsin. Bu hesap kitap senin de işine gelmiş. Sızma filan da yok. Kapıları açmışsınız ve bu yapıyı içeriye sokmuşsunuz. Bugün bunu çıkarıyorsunuz. Bunu çıkardığınızda yerine ne koyuyorsunuz? Yine işte şeyde Ankara'da hepimizin kulağına şuradan buradan gelen bilgiler doğrultusunda bakıyoruz. Dün FETÖ'yle rekabet noktasında dişe diş kavga eden bir başka cemaat hızla işte Sağlık Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda, şurada, burada hızla örgütleniyor, hızla kadrolaşıyor. Yarın dönüp onunla ilgili bir muhasebe yapmak zorunda kalacağız. Yani sıkıntımız bunlar eğer STK'ysa, öyle değerlendirip öyle kutsuyorsanız o zaman bunun gereğini yapmak lazım. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunu, yani dinsel kimlikte olmayan bir sivil toplum kuruluşunu nasıl denetliyorsanız, nasıl onun üzerinde devletin gözü varsa
bu STK diye değerlendiriyorsanız bunların üzerinde de bir denetim mekanizması oluşturmanız lazım. Ama bu sizin siyasal yolculuğunuzda yol arkadaşlığı diye bir çıkar ortaklığıyla filan da ele alınmışsa zaten orada yani denetlemenin menetlemenin bir anlamı kalmaz. İçişleri Bakanı diyor ki 81 ilin 74'ünün emniyet müdürü FETÖ'cüymüş. O zaman yani paralel filan biz Türkiye Cumhuriyeti devleti yani bir bonus kazanmış 6-7 tane. Devlet azınlıkta. Devlet 6-7 tane emniyet müdürüyle idare eder bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var önünüzde. Yani bunu İçişleri Bakanı ifade ediyor. Yani biz bunu başka bir kendimizden filan uydurduğumuz bir şey ya değil. Sayın Bakanım şunu mu demek istiyorsunuz? Hani tarikatlar tehlike değildir. Hayır. Tarikatlar tehlikeli değildir demiyorum. Toplumsal yapı ve devlet. Tarikatların içerisinden bu tür sapmalar söz konusu oluyor ve bu cemaatleşiyor. O dünkü tarikat geleneğindeki olan her şeye hemen hemen reddeden yeni bir kurgu olarak yani bir şey bir kanser hücresi olarak hızla kendisini var eden iklimi oluşturuyor. Tarikatlar 14 asırdır. Yani biz şimdi FETÖ'nün üzerinden baksak biraz geriye gitsek Nur cemaati üzerinden bakacağız. Ondan ötesine gidemeyiz. Peki tarikatlar da o zaman yani biraz geriye gittiğimizde mesela Osmanlı döneminde etkin değiller miydi? Etkinlerdi. Ya devlet yönetiminde de padişahla işte ilişkilerde padişahın toplumu. Etkinlerdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla Topçu Kışlası diyor. Topçu Kışlası 31 Mart vakasının yani şimdi Pensilvanya'da neyse o gün Topçu Kışlası oydu. Topçu Kışlası dinci, yani böyle cemaatleşmiş, hurafe ağırlıklı bir yapının devleti, Osmanlı ordusunu ele geçirme hamlesiydi ve bunun içerisinde çok sayıda da asker vardı. Hareket ordusu çıktı, geldi ve bunları derdest etti. Bunlar yakalandığında işin tuhaf tarafı yani o günde onların cebinden, o generallerin cebinden, Osmanlı paşalarının cebinden 5 liralık kağıt banknot, Osmanlı banknotu çıktı. Ha, şimdiki 1 dolarlık şifreler gibi. O gün 5 liralık Osmanlı banknotuydu. Evet. Yani bu bir şifre şeyi. Daha milliymiş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkadaşları 31 Mart vakasının sonunda ortaya çıkan Abdülhamit'in tahttan edilmesi meselesini bir itibar, bir iddia, bir rövanş olarak alıyorlar. Oysa ki bugün FETÖ diye dertlendikleri şey o gün 1909'da 31 Mart vakasında Topçu Kışlası'nda biriken ve irticai bir kalkışmaydı. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bilse o da Gezi direnişçisi olması yani lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bilir de Abdülhamit'in üzerinden bakıyor. Yani hareket ordusu geldi, iddiaçılar geldi, Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Orada bir kırılma var. Oysa ki o şeyin kuluçka alanı, 31 Mart vakası, Topçu Kışlası, irticai bir ayaklanma. Yani oradan bakılmış olsa Abdülhamit işin sonucu. Asıl dert, rahatsızlık orasıydı. Bugün bu kalkışma eğer neticeye ulaşmış olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tahttan indirilmesi söz konusu olsaydı, biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın tahttan indirilmesini meselenin öznesi yapamazdık. O kalkışma meselenin öznesidir. Oradaki zihniyet öznesidir. Oradaki arayış öznesidir. Meseleye böyle bakmak lazım. Yani biz yaklaşık 150 yıldır parlamenter sisteme, yani Osmanlı'dan 150 yıldır bu hamlenin içerisindeydik. 1909-31 Mart kalkışması şeriat arayışı içerisinde, parlamentoyu ortadan kaldırmak üzere, anayasayı ortadan kaldırmak üzere yapılan bir hamleydi. Şimdi bu arkadaşlar, bu vatan 15 Temmuz'da bu çete muktedir olsaydı anayasayı ortadan kaldıracaklardı. Belki burası dinsel bir tanım üzerinden bir İslam Cumhuriyeti'ne filan dönüştürülecekti. Yani kimileri işte İran'daki bir Hümeyni örneğinin üzerinden hareket ediyor. Bir başkası bir başka şey söylüyor. Ya yani bura başka bir şey olacaktı. Yani söylemek istediğim cemaatler sapmadır. Bu sapmayı
doğal olarak devletin denetleme, siyasetin de bunlarla müşteri alışveriş düzeyinde durmayacağı bir sınıra çekilmesi lazım. Onun yerine kökten devlet bunu kazıma, yani cemaatleşmeye izin vermeme yoluna gitse nasıl olur? Yani şimdi bakın, eğer demokrasi yoksa, sandık skorunun üzerinden meseleye bakılacaksa, Sedat Bey'in söylediği sandık demokrasisi diye bir tanımını biz demokrasi olarak algılamaya devam edeceksek, burası aşiretleşir, burası cemaatleşir, burası kabileleşir, burası gettolaşır. Doğal olarak, ya var mı dünyanın hiçbir yerinde ya bize benzer bir şey? 500 binin üzerinde hemşeri derneği var burada ya. Daha fazla. Hani, ne demektir bu şimdi? Yani cemaatleşme. İşte Gümüşhaneliler şu semte yerleşir. Evet, Garslılar şu semte yerleşir. Çorumlar şuraya yerleşir şimdi. Gibi. Ya şuradan bir aday bulacaksak Çorumlu olsun. Şuradan bir aday bulacaksak Garslı olsun. Niye bu? Çünkü demokrasi, Batı bize demokratmışız gibi davranır. Demokrasi falan yok burada. Çünkü feodalite ile demokrasi iki yırtıcı hayvandır. Aynı kafeste asla yaşamaz. Böyle olunca peki feodalite nereden besleniyor? Ağırlıklı olarak beslendiği ırmak nedir? İnanç, din merkezli besleniyor. Öyle olunca da doğal olarak burada demokrasi olmuyor. Şimdi partileri tasnif edecek olursa, ya şunlar AKP'li, şunlar MHP'li dediğimizde oradaki seçmen kitlesi doğal olarak bize bir fikir veriyor. Yani işte muhafazakar, dindar, sağcı, işte AKP'ye oy verir, işte Alevi, işte sosyalist, solcu, CHP'ye oy verir, işte Türkçü, milliyetçi, MHP'ye oy verir, Kürt, Kürtçü, işte HDP'ye oy verir falan. Böyle olunca siyasetçinin işi çok kolay hale geliyor. Çünkü icraatının üzerinden siyasetçi teraziye koyup tartılmıyor. Nasılsa oradan müşteri var. Ezan susmayacak, bayrak emmeyecek. Bitti kardeşim. Yani ondan kolay daha dolayısıyla hiç var yani. Demokrasi yani, içinde uğraşmaya gerek kalmıyor. Ya demokrasi o. Yok ki demokrasi diye bir şey yok. Yani biz kendimizi kandırmayalım. Şimdi burada gerçekten evrensel değerlerin üzerine oturmuş bir demokrasi arayışı içinde miyiz, değil miyiz? Ya derdimiz bu. Eğer Türkiye'de demokrasi olsa bir cemaat, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni falan ele geçirebilir mi? Hepimizi esir edebilir mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Veya bir tek adam yönetimine Türkiye evrilebilir mi? Buna müsaade edilebilir mi? Ya demokrasi buna müsaade. Demokrasiyi biz sandık olarak algılıyoruz. Oysa demokrasi kuvvetler ayrılığıdır, birbirini denetleyen. Ve demokrasinin içerisinde sadece canlı değil, cansız olan her bu coğrafyada, bu toprakta ne varsa demokrasinin öznesi haline gelir. Siyasetin öznesi haline gelir. Ya Gezi'de iki tane ağaç siyasetin öznesi oldu işte kardeşim. Yani onlar cansız gibi, orada iki tane ağaç kesilecekti. Birdenbire Türkiye'nin siyasetini, toplumsal psikolojisini, arka planını şeye elden geçirecek bir hale getirdi. Yani biz meseleye, burası gerçekten demokrasiye doğru bir yolculuk yapacak mı, yapmayacak mı? Ha, bizi Pakistan'dan, bizi Afganistan'dan, bizi Mısır'dan ayıran bir miktar bir farklı, hani böyle batıya filan hani benzeşen kurumlarımız var. İşte yani zaman zaman işte böyle televizyon kanallarımız var. 4 yılda bir seçim de yapıyoruz. Yani gibi. Bu kadarcık bir şey. Hepimizin bunu kabul etmesi lazım. Bir oyun, maskeli bir balo, hepimiz oynuyoruz bunu. Sonuç, demokrasi olsa bu ülkede ekonominin içerisinde adaletli bir paylaşımın olmadığı bir zeminde duruyorsak bu demokrasinin olmadığı. Peki demokrasi niye olamıyor? Niye bu yapıdayız Türkiye olarak? Yani buna bizim toplumsal siyaset istemiyor. Yok, siyaset istemiyor ama toplum da bunu talep etmiyor demek ki. Şaban Bey, demokrasi bu bardaktaki su gibi değildir. İçimde demokrat olayım. Böyle i̇şte, olunmuyor ki. Yo yani. Ya bir maliyeti var bunun. Yo Türkiye bir kültüre dönüşmesi Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da talep etmiyor mu? Yani bu işin kolaycılığına, cemaatleşmeye. Ya şimdi ben vatandaş var. Yani halk goygoyculuğu yapmak istemem de. Evet. Alanda satanda memnun arkadaş ya. Hani demokrasi dediğiniz şey bu oyuna
Sokaktaki vatandaş da uymuş, yukarıdaki de uymuş. Karşılıklı bir tiyatro bu ya. Arz talep gibi. Bir arz talep meselesi. Şimdi Sayın Bakan çok iyi bir noktaya geldi bence. Bence de. Yani aslında buradan konuşmaya başlamamız lazım. Yani biraz daha genele çıkıp genele konuşursak çok daha iyi. Türkiye'de örneğin hani çok partili hayata geçerken de dahil olmak üzere söylüyorum. Siyasetin sığındığı bir yer vardı, cami avlusu. Orada siyaset yapmak çok kolay. Yani yıllarca işte orada siyaset yapıldı. Hiç mesele değil. Ama yıllarca bir CHP güzellemesi yapayım. Gürsel benim de hoşuna gitsin. Sağ siyasetçilerin bu CHP zihniyeti var mı diye parmak salladılar CHP'ye. Karşılık buldular. Kimse sorgulamadı. Örneğin 20 yaşındaki çocukla konuşuyorsunuz. CHP anlatıyor size. Camileri yıkmış, Kur'anları yakmış, işte ezanlarını yasaklamış. Müslümanlara bir sürü işkence etmiş. Müslümanlara. Şimdi AK Parti'nin yaptığına baktığınız zaman cemaatle mücadelesinde, cemaat dediğiniz yapı da Müslüman bir yapı. Ama tek özelliği Müslüman değil, değil mi? Değil. Ne? Örgüt, terör örgütü. Örgüt ve AKP'nin iktidarına ortak olmaya çalışıyor. Bir dönem önce yani iktidarı paylaşmaya çalışıyor. Tek kimliği Müslümanlık değilmiş. Ha, demek ki Cumhuriyet'in, o zaman CHP devlet adıyla çağırmak lazım. Evet. CHP devlet. Yani imparatorluk bakiyesinden siz bağımsız bir Rus devlet yaratıyorsunuz. Bu kolay bir iş değil. İnsanların yarattığı devleti siz yönetemiyorsunuz bugün. Bir arada tutmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Sıkıntıları var mı? Var. Bugünden tutup siz köprüyü bugünden düne kurarsanız dün de eleştirilecek çok şey var. Ama köprüyü dünden yarına kurarsanız eleştirinizi yaparsınız ama doğrulandı alırsınız, iyi bir yarın inşa edersiniz. Ama işte muhafazakar siyaset birazcık köprüyü hep bugünden düne kurar. Dünden kurdukları için bugün de kaybederler, yarın da kaybederler. CHP zihniyeti dediği, işte Müslümanlarla kavga eden CHP zihniyeti dedi, bugün tam AK Parti'nin fotoğrafını anlatıyor. CHP o dönem kendi mevcudiyetini, yani bağımsız devlet, zor kurduğu bağımsız devleti muhafaza etmek için muhtelif dış ülkelerle bir takım operasyonlara işbirliğine girmiş yapıları, onlarda işte biraz önce Sayın Bakan'ın söylediği gibi Müslüman kimliğinin arkasına sığınmış, dünyevileşmiş yapıları söylüyorum, onlarla mücadele etmiş. Bunu siz tutup da CHP Müslümanlıkla mücadele etti, CHP camileri yıktı diye insanlara satıyorsanız ve bugün hala bu prim yapıyorsa burada bir temel sıkıntı var demektir. Sayın Bakan'ın söylediği bir şey daha var. Sizin yapınızın omurgası dinse siyasal alana ya da devlet organizasyonuna girdiğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız. Ben yıllarca işte cemaatten arkadaşlar da, muhafazakar arkadaşlar da kendi kanallarında bunları anlattım. Anlatamadık tabii ki. Çünkü niye? Şundan. Sosyal alanda kaldığınız sürece bir sorun yaşamazsınız. İşte cami yaptırın, Kur'an kursu yaptırın. Ama bunlar da itiraz edilir. Şeffaf olduğu sürece sorun yoktur burada. Şeffaf ve denetlenebilir olacaksınız. Onu da çalmadan yapsalar yine. Yani işte kurallarına uygun olarak söylüyorum. Ama siyasal alana ya da devlet organizasyonuna girdiğiniz zaman sıkıntı başlar. Çünkü orada evrensel ilkeler geçerlidir. Evrensel hukuk, evrensel insan hakları, evrensel demokratik değerler. Bu evrensel ilkelerle şıhınızın, şeyhinizin, hoca efendinizin görüşleri çelişdiği zaman sizin referansınız hoca efendi olur. Ve bir anda IŞİD'leşirsiniz. IŞİD'inden referans olarak gösterdiği şey sizin kendi omurganızı oluşturduğunuz dini değerler. Sizin de referansınız aynısı. Bir anda oraya evrilirsiniz. O yüzden sıkıntılıdır. Siz dinsel kimliğinizi, kendi özel yaşantınızı kurgulamak için sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bu özgürlüğü Cumhuriyet size sonsuz vermiştir. Burada hiçbir kısıtlama yoktur. Ama siyasal alana girdiğiniz zaman hayata ilişkin kaygılarınız olur. Orada geçim var, orada çorba var. Buna ilişkin tercihlerde bulunursunuz. Orada dünyayı ya da ülkenizi kurmak istediğiniz bir başka bir kurgu var. Hangisi sizi ikna ederse, A partisi, B partisi, C partisi, orada kümelenirsiniz. Ama burada dini siz bu kadar siyasi bir araç haline getirirseniz, dini bu kadar kullanılabilir hale getirirseniz tüketirsiniz. Bugün Türkiye'de gerçekten bu toplumun, bu coğrafyada yani ahlak erozyonuna uğramış bir toplumdan söz ediyoruz, uğratılmış bir toplumdan söz ediyoruz. Bir takım değerleri sizin muhafaza etmeniz için bir dine, rafine bir dine ihtiyacınız var. Başka türlü insanlara ulaşmakta sıkıntı çekiyorsunuz çünkü. Ama alıp da bunu her amaç için kullanırsanız, ticareten, siyaseten, ya da ne bileyim muhtelif fantazileriniz için kullanırsanız bu da gider elinizden. Evet. Şimdi izin verirseniz ben bir başka pencereden... Buradan mı devam edeceksiniz yoksa siyasette FETÖ... Oraya da geleceğim. İzin verirseniz maalesef 35 gün oldu galiba değil mi? 35 gün. Evet, 15 gün. Temmuz bugün 23 Ağustos. Bütün kanalları açtığınızda 3 aşağı 5 yukarı. Bir de modadır bir kısım kanallarda. 5 yıl önce biliyorsunuz işte Ergenekon, Balyoz süreciydi. Aynı kanallar, aynı gazeteciler ve değişik itirafçılar çıkarıyordu. Şimdi bir başka moda oldu.
Şimdi bu 35 gün süre içerisinde toplumun duymak istediği şeyleri söylemek isteyelim. Bir, ne olacak bundan sonra? Yani biraz önce rahmetli Demirel'i söyledi. Rahmetli Demirel'in çok güzel laflarından bir tanesi de, çürüyen armut dalda durmaz. Armut çürüdü, düşüyor. Şimdi ne yapacağız? Bir, sizin kurumlarda terör örgütlerini, adına FETÖ, kıvır zıvır bir sürü kimler varsa temizlemeniz için öncelikle yapmamız gereken siyaseti temizlememiz lazım. Siyaset alanı çok kirlendi. Biraz önce Sayın Bakanım ifade etti. 81 emniyet müdürünün 74 tanesi cemaatçi çıkmış. O 79. 79 mu? Yani bakan 74 diyor, sözünüzü kestim. O dönem... Şimdi, iki tanesi şimdi, arada sızmış o zaman. Şimdi o, büyük yani, bir kentte emniyet müdürü olan... Bakan 74 diye açıkladı. 74 dedim. Bugün büyük bir kentte emniyet müdürü olan gerçekten nitelikli bir emniyet müdürü. Bana anlattı, 79 dedi. İki tane söylemişti, unuttum. Bir bakanın tanesi, da gözünde kaçmış olabilir. Bir tanesi Osmaniye'ydi, Bahçeli'nin kontenjanından evet, olduğu için. Şimdi bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani 30 yıldır, 35 yıldır sıcak siyasetin içinde olan Sayın Bakanım, siz de gazeteci olarak çok iyi bilirsiniz ki Anadolu'daki belki büyük iller için geçerli olmayabilir, metropol iller için, ki onlar da öyledir. Anadolu'daki valinin, emniyet müdürünün, kaymakamın nasıl atandığını hepimiz biliriz. Müzakere edilir, milletvekilinin görüşü alınır, bakana rica edilir ve bunlar atılır. Şimdi siz 74 tane emniyet müdürünü suçlu ilan edeceksiniz ama onu önerene hiçbir şey yapmayacaksınız. Kardeşim, sevgili bakanlar, emniyet müdürleri, valiler, Diyanet İşleri Başkanları neredeyse odacısına varana kadar siyasetçiler tayin ediyor. Bir, yapmamız gereken. Önce bir kere siyasi etik yasası çıkaracağız. Geleceğiz, dört siyasi parti diyeceğiz ki kardeşim, gelin sıfırdan başlıyoruz. Armut çürüdü, düştü. Yeniden bu ağacı diri tutacağız. Ne yapacağız? Siyasi etik yasası. Siyaset 550 tane milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıracağız kardeşim. Şimdi bizim dokunulmazlıklarımız kaldırıldı. Tam bir maskaralık. Benimle ilgili dokunulmazlığın birkaç tanesi var da, bir tanesi ne biliyor musunuz? Kaçak eğitim yeri açmak. İl başkanıyken yoksul mahallelerde partili arkadaşlarımızın, şimdi demek ki devlet çalışıyor. Yani o kadar çalışıyor ki devlet, bir en ucra mahallede Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını denetleyebilecek kadar güçlü bir devletin bu terör örgütlerini denetlememesi mümkün değildir. Sizin İki, Cumhuriyet Halk Evleri diye. Evet, evet, Cumhuriyet Halk Evlerimiz. Kaçak eğitim diye koydular. Yani bir komedi, bundan dolayı evet, fezleke. Şimdi gelin 550 tane milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım ve bir arındıralım kardeşim siyaseti. Siyaseti arındırırsak kurumlardaki bütün yapıları arındırırız. Siyaset arınmadığı sürece kurumlardaki yapıları arındırmak mümkün değildir. Çünkü sonuç itibariyle bütün bu örgütlemelere baktığınızda, biraz önce dedim ya, acaba FETÖ dahil olmak üzere gelmesini istemiyorlar mı? Çünkü bir suç ortaklığı oluşuyor. 15 yıl. Ortaklaşa yönetiyorsunuz, yargıyı ona göre dizayn ediyorsunuz, emniyeti ona göre dizayn ediyorsunuz, bütün kurumları ona göre dizayn ediyorsunuz. Kazaran Allah göstermesin Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı, 38 tane imamı cezaevine sokmuş olsaydı ne olurdu, biz ne yapardık acaba? Sayın Necdet Sezer, herkes haksızlık yaptı. Şimdi Sayın Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken falan bakıyordu. Neye bakıyordu? Devletin, MIT'in, istihbaratın raporuna göre bakıyordu. O gün belli yargıçlarla ilgili muhalefet şerri koyarken hep herkes Sayın Necdet Sezer'e saldırdı. Rektörlerle ilgili yıllar önce Sayın Necdet Sezer'in belli ki önüne istihbarat bilgisi gelmiş. Ne oldu onlar? Onların tamamını siz tayin ettiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Tutukluyorsunuz. Şimdi bir suç ortaklığı oluşmuş. Bu suç ortaklıklarında kurtulmak, bizim milli mutabakat hükümeti dediğimiz, işte tam da bunun için söylüyoruz. Bir, siyaseti arındıracağız. Siyaset bir kere asla kirliliğe bulaşmayacak. Yolsuzluğa bulaşmayacak. Arsızlığa bulaşmayacak. Allah'ınızı billahınızı seversiniz. Her gün şehit evlatları geliyor.
Bana parlamentoda 550 tane milletvekilinin hangisinin çocuğu asker? Böyle bir şey olur mu ya? Vatan millet bayrak diye eda atıyorsunuz. Eğer bizim çocuklarımız da asker olmuş olsaydı, şuna emin olun, terörün çaresi bulunurdu. Buna emin olmanızı istiyorum. İki, evrensel hukuk sistemini hemen derhal yeniden keşfedecek değiliz. AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin hukuk sistemi değil. Evrensel kurallarda dünyanın uygulamış olduğu hukuk sistemini inşa edeceğiz. İki, Avrupa Birliği sürecini ısrarla vazgeçemeyiz kardeşim. Öyle sizin kişisel çocuklarınızın, eşlerinizin, dostlarınızın Avrupa Birliği ülkeleriyle özel hüsumetleri var diye biz bundan vazgeçemeyiz. Bunu yeniden inşa edeceğiz. Dış politika sıfırdan başlayacağız. Yurtta barış, cihanda barış ilkesi üzerine oturtacağız. Dört, sosyal alanı özgürleştireceğiz. Yok öyle bir şey. Herkes devletin denetiminde olacak. Benim Ç evini nasıl denetliyorsam o cemaatleri de denetleyeceksin. Efendime söyleyeyim, memur sendikalarını derneklerinde denetleyeceksin. Yani kısacası bizim devleti yeniden inşa etmemiz lazım. Kurumları yeniden inşa etmemiz lazım. Ama inşa ederken birinci önceliğimiz, hani bir filozof der ya, adalet kutup yıldızı gibidir. Dünya etrafında döner, o hep yerinde sayar. Yerinde sayabileceğimiz bir hukuk sistemini inşa edersek, kurumları da düzeltiriz, Diyanet İşleri'ni de düzeltiriz, genel kurmayı da düzeltiriz ve cadı avına da çıkmamış oluruz. 1280 galiba, 1200 küsür. Yani kırmızı liste, sarı liste dedikleri kamuda birinci derecede kamuda çalışanlarla ilgili bu FETÖ örgütüyle ilişkili olan listeler vardı. Şimdi görüyorum o listelerin tamamı sümen altı edildi. Niye sümen altı? Üst düzey. Tabii. Şundan dolayı. Şimdi geliyor, bir yere geliyor bakanın kardeşine dayanıyor. Bir yere geliyor belediye başkanının bilmem nesine dayanıyor. Şimdi bakın, geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadı gözaltına alındı. Bu damat aynı zamanda en büyük işi inşaat işidir. Kupon arsa işleri yapar. Ve birçok yerler ilgili İstanbul'u bildiğim için sadece İstanbul değil, aynı zamanda Ankara dahil olmak üzere büyük şehirlerin tamamı, yani iktidarın ilgi alanı kupon arsa, köprü, rant olduğu için devleti de maalesef belli cemaatlere paslamışlar ve sonuçta bu noktaya geldi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu vatandaşa kamudaki verilen ihaleler, mesela bir arsasını biliyorum. Sağlık Bakanlığı tahsis ediyor. Hazineye geçiyor, hazine veriyor. Efendim en son buna geliyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu işin neresinde? Maliye Bakanlığı, yani Milli Emlak, bunun neresinde, nasıl hesap soracağız? Yani İzmir'deki adamı yakaladınız. Şimdi İzmir'deki adam demez mi kardeşim? Ben sizin seçim harcamalarınızı yaptım. Sizin il binanızı ben tahsis ettim. Yıllarca sizden para almadım. Bu suç ortaklıklarıyla bu meselenin üstesinde gelemezsiniz. Gelin yeni bir yol haritası ve hani bunların altı üstü boş, işte yeni Türkiye dedikleri, yeni Türkiye inşa etmek istiyorsanız, yeni Türkiye'yi inşa etmenin yolu kurucu bir iradenin, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak, bunu evrensel hukukla zenginleştirerek, Avrupa Birliği sürecini yeniden inşa ederek Türkiye'yi farklı bir tabloya götürebiliriz. Aksi takdirde sürekli konuşuruz, sürekli suçlu aramaya kalkışırız, sürekli farklı argümanlar üzerine konuşuruz ama çare ve çözüm konusunda ivedilikle, çok hızlı bir şekilde, çok fazla zamanımız yok. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında hızlı bir şekilde coğrafya değişiyor, Libya'da coğrafya değişiyor, Irak'ta coğrafya değişiyor, Suriye'de coğrafya değişiyor ama maalesef halen biz başka şeylerle meşgulüz. Çok hızlı bir şekilde Türkiye burada aktör olmalı, aktör olmadığı zaman çok şey kaybetmiş oluruz. Güzel Bey, şimdi hem Kadir Topbaş'ın damadı hem de İzmir... Çok var yani. Yok. Biraz o konuya girelim lütfen. Tabii şimdi girelim. Kaldı ki Kadir Topbaş'ın damadı, şimdi hani
gözaltına alındı. Galiba iki gün sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı gitti Kadir Topbaş'a İstanbul Belediyesi'nde ziyaret etti. O ne anlama geliyordu? Bir de AKP'nin İzmir İl Başkanlığı'nın da bir FETÖ'cü diye gözaltına alınan bir iş adamına ait olduğu bilgisi var. Evet. Şimdi mesela Bülent Arınç, Melih Gökçe'yi FETÖ'cü olmakla suçluyor. Melih Gökçek, Bülent Arınç'ı FETÖ'cü olmakla suçluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz Haseki geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bakan dedi ki FETÖ'cü olarak bildiğiniz bakanlar varsa hiç beklemeden çok acil Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakan'a bildirin, gereğini yapalım dedi. Yani bu kadar gayri bakan, ciddi bir bakışla bakan, sorunu çözemezsiniz. FETÖ'cü bakan olabileceğini söylüyor. Ama Öz Haseki yine aynı bakan hakkında Hacı Boydak, FETÖ'cülükten gözaltına alınan iş adamı Hacı Boydak dedi ki bizi Pensilvanya'ya Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Öz Haseki götürdü Fethullah Gülen'in yanına diye bir açıklama yaptı. Hani böyle bir iç içe etle tırnak olmuş gibi bir durum var. Bakın suç ortaklığı derken ne tür bilgileriniz var? AKP ve cemaat ilişkileri etle tırnaklaşmış hali içinde. Bir de neden hani AKP ayıklayamıyor FETÖ'cüleri? Ayıklayamazsınız. Şundan dolayı ayıklayamazsınız. Amerikalıların çok güzel bir sözü var. Der ki bütün ortaklıklar bozulur. Suç ortaklıklarını zor bozarsınız. Şimdi Türkiye'nin sosyal yarası olan en önemli şeylerden birisi mülkiyet sorunu. Halen köylülerin 150 yıldır Kastamonu'dan, Sinop'tan, Rize'den, Ardahan'da oturan vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözebilmiş değiliz. Ama ne gariptir bu bakanlar. İşte bu hükümet, bu hükümetin yöneticileri bugün el koymuş oldukları okullar, AVM'ler, şirketlerin hepsinin 24 saat içerisinde mülkiyet sorunlarını çözmüş. Şimdi sormak isterim. Sayın Bakanım, 150 yıldır Kastamonu'nun bir orman köyünde oturan vatandaşın sorunu bu kadar zor çözülürken en haklı talebi çocuğunu askere gönderiyor, vergisini ödüyor, her türlü devlete aslı görevini yapıyor. Bunun sorunu çözemiyorsunuz. Sizin FETÖ terör örgütü dediğiniz bu 1350 tane okulun imar sorununu, plan sorununu nasıl çözdünüz? Sormak istiyorum. Kayseri'deki imar uygulamalarının tamamını masaya yatırdığınızda göreceksiniz. İstanbul'u, Ankara'yı masaya yatırdığınızda göreceksiniz. Şimdi adamların alışveriş merkezlerine el koymuşsunuz. Sayın Erdoğan geçen gün İstanbul'la ilgili FETÖ örgütüne ait olan bizim daha önce dava açtığımız, haklı olarak kamu arazisi dediğimiz rahmetlik Ecevit'in deprem dönüşümü için kullanılması gereken yerlerin bunlara nasıl tahsis edildiğini viyak viyak bağırmamıza rağmen, yargıya götürmemize rağmen hiç ciddiye almayacaksınız ama 5 dakikada bunların hepsine el koyacaksınız. Diyeceksiniz ki bunlara nasıl imar verilmiş? Kardeşim bunlara imar verenlerin hesabını sorun. İşte sorun o zaman Cumhuriyet Halk Partisi arkanızda olacak. Bu CHP belediyesi de olsa arkanızda olacak. Ama soramazsınız. Biz boşuna demiyoruz. Çözemezsiniz. Çünkü niye? O kadar cüruf ilişkiler oluşmuş ki. Biri ona damat, damat öbürünü kızını almış, öbürü öbürüne şirket ortak olmuş. Bütün şirketlere bakın. Geçen gün Tuscon'un kaç bin üyesi var Şaban Bey? Kaç? Tahminen bir söyleyin. 3 bin. 55 bin. 50 bin. 55 bin. Şimdi bir dönem iktidar olarak siz bu kuruluşun arkasında durmuşsunuz. Doğal olarak para hevesi olan, rant hevesi olan büyük şirketlere dahil olmak üzere bu çarkın içinde geçmek zorunda kalmış. Büyük şirketler dahil olmak üzere. 2011 yılında Sayın Başbakan'a, dönemin başbakanına sadece İstanbul'un rant haritasını gönderdim. Bakın dedim buraya ya. Bakın bu çocuklara, kim bunlar? Bakmadılar. Kimdi onlar? İşte bugün el koydukları yerler. FETÖ'cü dedikleri. Sadece FETÖ, ama o da yanlış. Şimdi bakın şurada bir parsel var, iki parsel. Kusura bakmayın uzattım. Yok yok. Şimdi bu parselin ikisi de yasal değil, gayri yasal. Bu kamu arazisi aynı zamanda. Yani milli emlak dediğimiz milletin yeri. Adı belli, milletin yeri. Şimdi burada iki uygulama yapmışsınız. İkisi de yanlış. Buraya el koyuyorsunuz, bu duruyor. Böyle bir vicdan olur mu Allah aşkına ya? Şimdi, bu nasıl bir vicdandır yani? İsmini zikretmek istemiyorum. Bir sürü milleti soyanların aynı uygulamada geçtiğini biliyoruz. Onun için diyorum gelin
Yani bu takvime hani 17 Aralık, 25 Aralık falan diyorlar ya, sakın 17 Aralık, sadece 17 Aralık, 25 Aralık baz alsanız bile Sayın Bakan'ın itiraflarından dolayı Sayın Bakan'ın yargılanması lazım. Evet. Bu emniyet müdürlerinin çoğu daha 9 ay, 1 yıl önce atandı. Bir takvim de konulmaz. Siz yargı süreci ta belki 80'lere dayanacak. Bu ülkenin faili meçhul cinayetleri oldu. İlk kez askeri liselerde cemaat örgütlenmesini yazan rahmetli Uğur Mumcu'ydu. Nemeden belki bu yazılarından dolayı rahmetli Uğur Mumcu bu çete tarafında katledilmemiştir. Savcılık soruşturması oraya kadar gidebilir. Ta 80'lere kadar gidebilir. Bir takvim koyuyorsunuz. Takvimi koyduğunuz zaman hesaplaşmanız mümkün değil. İşte neden koyuyor? 17-25 Aralık milat olmalı. İşte FETÖ'yle mücadele ediyor başbakan. Nedeni çok açık. Yani AVM'niz var. AVM'nin 3, 4'ümüz AVM'nin ortağı. Sen cemaatçısı. Nasıl olacak baba şimdi? Onun için milat koyuyorsunuz. Gelin bu böyle bir bu maskaralıktan vazgeçelim ve Türk siyaseti kendini arındırsın. Türkiye'nin beklentilerine, 79 milyon yurttaşımızın beklentilerine cevap verebilecek yeni bir yol haritası koyalım. Bir günah denizindeyiz hepimiz. Çıkmamız lazım. Kıyıya çıkmamız lazım. Hepimiz derken yani tüm Türkiye'yi mi, tüm toplumu kastediyorsun yoksa AKP iktidarı mı? Sebirleri yani çocuklarımızı filan günahkar ilan etmek gibi bir hadsizlik. Bakayım, şimdi hadsizlik yapamam. Ama masumiyet burada sahnelenemez. Bu az günahkar, çok günahkar. Ya bütün toplum mu? Bir çürüme var. Ağır bir çürüme var. Ya bu işin o tarafından bakarsak. Bir daha soruyorum. Bütün toplum mu bir günah denizinin içinde? Her toplumun ne günahı var ya? Toplum. Yani ya onu toplum hani şimdi evet yani çünkü bir de bu şöyle, yanlışlara yıllardan beri itiraz eden bir hani bir muhalif kesim var toplumsal sadece, olarak. Sadece Sayın Bakan cemaat, toplum devlet, hep cemaat iktidar ilişkisi açısından söylemiyor. Topluma baksanıza ya 100 yıldır bak çocuğunu veriyor, vergisini ödüyor, çocuğu şehit oluyor. 150 yıldır dedesinden kalma evine tapu alamıyor. Daha bu toplum ne yapsın kardeşim ya? Şimdi şöyle, bizde bir klasik bir laf var. İmam cemaat mevzu. İmam öyle yaparsa cemaat böyle yapar. Fakat şimdi sorun imamda. İmamda olan sorun hızla cemaati de içine alan bir çürümeye doğru bizi götürdü. Şimdi bu cuma namazı İslam'da ilk üniversitede şeyidir, uygulamasıdır. Üniversitenin 3 temel unsuru var. Öğrenci, mekan, program ve öğretmen. Cuma namazının esası budur. Ülkenin, mahallenin, ilçenin problemlerin konuşulduğu, istişare edildiği zeminlerdir. Şimdi biz birimiz herhangi bir camide bir cuma namazında imam orada diyelim ki saçma sapan laflar ediyor. Birimiz çıkıp desek ya dur kardeşim ya Allah Allah. Hani üniversitede öğrenci hocaya eleştirir, hocaya soru sorar, hocanın yanlışını şey. Ya arkadaş bu iş yanlıştır ya filan desek bizi zındık diye orada linç ederler. Oldu, bir benzeri oldu Sayın Bakanım. Ben İstanbul İl Başkanıyım. Fatih'te bir arkadaşımız, parti üyemiz. Cuma namazında hoca tabii siyasi konuşma yapıyor. Sonuçta geliyor CHP'ye kadar geliyor. O da itiraz ediyor. Camiden atıyorlar. Şimdi şikayetçi olduk. Sonra işte müfettişler falan filan geldi. Yani şimdi o kadar sirayet etmiş ki hayatın bütün alanlarına. İşte o yukarıdaki 3 yalan aşağının tamamına evet, sirayet ediyor. Şimdi Şaban Bey, izleyicilerimizden bana böyle bir şey sistem var. Ben tabii böyle MHP kökenli, ülkücü kökenli biriyim. Yani onlar geride falan kalmış değil, yaşanmış bir hayat var. Böyle mazimiz falan reddedecek film durumda değil. Refah Demokrat Parti seçim işbirliğiyle ben parlamentoya girdim. Onu vurgulamak istedim, onun altını bir çizeyim. Aman ülküdaşlarımı, milliyetçi arkadaşlarımı kırmak, vurmak gibi bir şeyim olmaz. Ben de deşifre edeyim o zaman. Mehmet Ali Kükrer mesaj attı Sayın Bakanıma da. Evet. Onun için şimdi gazeteci arkadaşımız. Şimdi şey partilerin FETÖ'yle ilişkisi üzerinden ısrarla oraya gelmek istiyorsun. Oraya dair birkaç şey söylemek istiyorum Şaban Bey.
Bu yapı 40 yıldır siyasetin her kurumunun kapısının önünden geçmiştir. Cemaatler. Özellikle 15 FETÖ. Temmuz'daki vaka. FETÖ. Bu FETÖ. Hı hı. Her siyasi partinin kapısının önünden geçmiştir. İçeriye girmiştir. İşte okul açacaklardır. Ruhsat problemi vardır. İşte öğretmen tayin ettireceklerdir. Şurasında şu eksikleri vardır. Bu solu sağa fark etmeksizin herkesin kapısına uğramış bir yapıdır. Fakat bu yapının devlet içerisinde bu büyüklükte cesamete ulaşmasının adresi AKP'dir. Evet. Eğer genelkurmayda komuta kademesinde, general düzeyinde %60'lara, %70'lere ulaşmışsa bu AKP'de aşağı değildir bunu. Öyle mi? AKP'de de Silahlı Kuvvetler'deki kadar yüksek bir orandadır diyorsunuz. Ya işte o kapı açılmışsa, bu generaller oralardan geçmişse ve bu siyasi irade 15 yıllık bu iktidar döneminde bu yapı bu cesamete ulaşmışsa, bunun kuluçka adresiyle semirme adresi ayrıdır. Peki. Semirme adresi AKP'dir. Şimdi tüm siyasi partilerin kendi evlerinin içerisinde bu meseleyle ilgili bir muhasebe yapması lazım. Ama bu muhasebeyi ilk başta AKP'nin yapması lazım. Şimdi tam bunu. Şimdi AKP eğer bu muhasebeyi yapmazsa, şu parti de şu cemaatçidir, şu FETÖ'cüdür diye bir başkasına laf edecek hali kalmaz. Çünkü dönüp denilecek şey önce evinin içini temizle arkadaş. Şimdi niye temizlemez veya niye konuşulmaz bu? Bunun üzerine birkaç sorumuz var. Burada Sayın Bakanım, çok özür dilerim. Gürsel Bey'e, yani HP'li olduğu için sorayım. Şimdi zaten reklamdan sonra son bölümden ayrılacak ya. O ayrılıktan sonra biz gene devam edeceğiz. Gürsel Bey, şimdi şöyle bir şey var. Hani siyasi uzantısı FETÖ'nün ne olacak? Her partide var mı? CHP'de de var mı? Hani AKP'de yoğun olduğunu tahmin ediyoruz. CHP'de de var mıdır FETÖ'nün uzantısı? İki, bir de şöyle bir kanaat var. İşte AKP'nin cemaatle böyle etle tırnak gibi ya da gırtlağına kadar cemaate batmış olduğu için AKP mücadele edemiyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan tek başına mücadele ediyor cemaatle. AKP'yi o cemaatle mücadele şeyine katamıyor. Çok istediği halde diye bir kanaat da yaygınlaşmaya başladı Ankara kulislerinde. Ne dersiniz? Şimdi birincisi tabii bu hangi siyasi partilerde FETÖ'cülerin olup olmadığını bir tas bakacak değiliz. Ama ben partinin en eskisi olan, daha gençlik kollarında gelen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından benim bildiğim, tabii aşağılarda, ilçelerde, şunlarda, bunlarda olabilir bilmiyorum. Ama üst düzeyde, milletvekili düzeyinde asla ben bir FETÖ'cünün olduğu inancını taşımıyorum. Hı hı. Bunu hissederiz, görürüz. Yani hepimiz birbirimizi tanırız. Bütün bunları sağlıklı yürütebilmeniz için sağlıklı bir hukuk sistemiyle siz mutlaka dokunulmazlığı kaldırarak bunu götürmeniz lazım. Aksi takdirde fal bakarak, işte bir ihbar üzerine falan kes şunu dedi, filan kes bunu dedi derseniz bu işin içinde çıkmanız mümkün değil. Bir kişi de çıkabilir, 50 kişi de çıkabilir. Mesela kulislerde AKP ile ilgili gerçekten sayı çok yüksek konuşuluyor. Çünkü şundan dolayı, yani ilişki boyutlarına baktığınızda, bu ilişki boyutlarında birebir kendisi olmasa da ailesi içinde, yani kardeşi içinde, damadı içinde, kız kardeşi içinde falan filan, bu kadar karısı iç içe girmiş. Tabii iç içe girmiş ilişkiler. Bu ilişkiler ağına baktığınızda tabii çok kolay çözülecek bir şey değildir. Umut ederim ki en azından iktidar önce kendi içinde, yani siyaseten mesela Sayın Erdoğan'ın geçen bir cümlesini çok ciddiye aldım. Dedi ki tesbihin imamesi kırılırsa tesbih dağılır. Umut ederim ki bu yapıyı en azından içeride temizlerse o zaman kurumlarda daha sağlıklı işleyiş olur. Görüyorum ki kurumlarda da sağlıklı işleyiş olmuyor. Tamamen ihbara dayalı. Bölgedeki işte belli kurumlarda kimin olduğu da bilinmiyor. Şimdi mesela orada da bir muamma bir durum var. Şimdi kime itibar edeceksiniz? İşte oradaki istihbarat bilmem neyesine
itibar ediyorsunuz. Şimdi istihbarata bakıyorsunuz, istihbarat bilgisiyle ilgili rakamlara, bakanın vermiş olduğu rakamlara bakıyorsunuz. Başka bir şeyle 7000 istihbaratçıdan 6500'ü FETÖ'cü dedi. Şimdi 6500 tane eğer böyle FETÖ'cü istihbarat örgütü varsa size gönderilen listelere nasıl itibar edeceksiniz? Gürsel Bey, öyle bir şey var ki Şaban, yani zaman zaman Samanyolu TV'de işte çıkıp tartışma programlarına katılıyor idim ben. Geçenlerde biri bana dedi ki ya çok onların kanalına çıktın filan, sana başına bir şey gelir mi filan dedi. Bunu söyleyen de AKP'li bir arkadaş. Ya mübarekler, çıkardığınızda kanalınıza mı çıkmadık? Ben muhalif adamım dedim ya. Yani bu buraya kadar televizyon kanallarında programa çıkıp çıkmadığınızın üzerinden muhasebe yapılır. Cumhurbaşkanının uçağına binen gazeteci işte terörist çıktı. O Adil değil mi? Şimdi burada, İmamı burada kaçıran. Hürcan Bey iyi bir şeye denk geldi. İmamını kaçıran gazeteci. Şimdi bir dönem başbakan uçağına kimin bineceğine karar veren Fethullah Gülen cemaatinin medyasındakilerdi. Fethullah Gülen cemaatinin medyasındaki insanlar temsilci, genel yönetmeni atıyorlardı. Başbakanın evet. komşusuydu. Başbakan i̇şte her gittiği yerde çok iyi bir tercih yapmışsınız Habertürk ailesi diye, sizi Habertürk Ankara temsilcisi yapılan o arkadaşımızı tanıtıyordu. Ben bilmem, benim de arkadaşlarım vardı, senin de arkadaşların vardı. Evet. Çünkü karşımızda monoblok, homojen bir cemaat yapısı yok. Siz 17-25 Aralık üzerinden bunların üstüne giderseniz ve bunlar da tam gazetecilik yaptıkları dönemde bunların üstüne giderseniz, örneğin ben gazeteci olarak orada yer alırım. Tabii. Çünkü orada gazeteciliğe yönelik bir baskı var. Aynı şekilde şu darbe başarılı olsaydı, Yeni Şafak'a bassaydılar, Yeni Şafak'ta Hüseyin'in yanında olurdum. Ya da ne bileyim, evet. Star Gazetesi'de Mustafa Kartoğlu'nun yanında olurdum. 24'te Melih'in yanında yer olurdum. Ama onun dışında devlet organizasyonunun içinde, ki bu hani TSK'ya sızmışlardır ama devlete yerleştirilmişlerdir. Yani net konuşarak gitmek lazım. Ben bilemem onu. Ben MİT'çi değilim, ben ajan değilim. Aha. Ben bakıyorum kuruma. Bugün gazetesine el konulduğu zaman gittim kapsülünde açıklama yaptım. Düne kadar yaptığınız habercilik, habercilik değildir, tartışmalıdır. Ama bugün habercilik yaptığınız için başınıza bunlar geliyor dedim. Onlar da kabullendiler. Şimdi STV'ye gittik bu 17-25 Aralık'tan sonra. Birisi yazmış, Sedat Bozkurt ne zaman paralel oldu? Bana da sordu, Abdülkadiroğlu. Dedim ki ya ben yıllardır bunu söylüyorum. Demokrasi, insan hakları, Atatürk, işte cumhuriyet, değerler. Bugün burada, daha önce beni çıkarıp buralarda bunları söylememe de izin vermiyordunuz. Buraya çıkıyorum, bunları söylüyorum ve bugün bunları sadece ben değil, siz de söylüyorsunuz. Ama kimse size solcu mu oldunuz, Atatürkçü mü oldunuz diye sormuyor. Herkes bana paralelci mi oldun diye soruyor. Ben bilemem, karşı samimidir, ben niyet okuyamam. Ama sonuç itibariyle böyle bir tablo var. 17-25 Aralık'ta AK Parti herkesi bir cepheye itti. İçinde cemaat de var. Hayatı boyunca bir araya gelmeyen, bak Yeni Asya grubuyla cemaat, Milli Görüş grubuyla cemaat, İsmail Ağa Cami cemaatiyle, İskender Paşa Cami cemaatiyle cemaat bir araya geldi. Bunlar bir araya gelmediler. İktidar bizzat onların hepsini, işte ülkücülerin büyük bir kısmı, BBP'de dahil olmak üzere, oraya itti. Yani bunların bir araya gelmesinden dolayı siz cemaati suçlamadan önce bence bir Siyasal İktidar Partisi'ne bir eleştiri yapmak lazım. Sedat, konuya çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Güzel ve söyleyeyim. Son sözlerinizi alalım, tabii, ben reklama gideceğim. Bakın, parlamentoda gerek biz, gerek bizim dışımızdaki siyasi partiler çok önemli araştırma önergeleri vermiş. 2015 yılında, hani 17 Aralık, 25 Aralık'ı baz aldılar ya. Mesela bir tanesi de HDP vermiş. FETÖ araştırılsın, önerge reddedilmiş AKP tarafından. Şimdi evet. Arkadaş, takvimi koyuyorsunuz. 17 Aralık, 25 Aralık diyorsunuz. 17 Aralık, 25 Aralık'tan sonra parlamentoda böyle bir şey gelmiş. Hadi araştırın. Ya bütün buna rağmen böyle bir takvim falan filan. İki, terörü araştırma. Yani birçok önergeler maalesef o dönem AKP tarafından reddedilmiştir. Bu keşke araştırılabilseydi, bu sorunların üstüne gidilebilseydi. Belki bu manzaralarla karşı karşıya kalmamış olurduk. Ama ne yazık ki bütün bunlar, yani geriye dönük söylenebilecek çok şeyler var. Geriye dönük sözlerimizi muhafaza edeceğiz. Ama bugün ülke çok zor durumda, çok sıkıntılı bir süreçte. Ekonomik kriz, sosyal alanları falan konuşmuyoruz. Esnaf bitik. Düşünün, İstanbul'un en işlek yeri, yani İstanbul dediğimiz, ana İstanbul dediğimiz Taksim İstiklal Caddesi'nde hayatımın hiçbir döneminde kiralık tabelası görmemişken şimdi gidin neredeyse bütünü kiralık halinde. Bu sürdürülebilir bir ekonomik politika değildir. Ufak esnaf çökerse her şey çöker. Mesela ben Odalar Birliği Başkanı, esnaf çöküyor, bana dava açıyor. Arkadaş, bu esnafın derdine bir derman olun. Üç tane cümle kullanın. Yok arkadaş. Sivil toplum örgütleri bitmiş.
demokrasilerde en güçlü nedir biliyor musunuz? Sivil gidin toplum. Batı'da sivil toplum örgütleri. İş adamı, yani dünyaya meydan okuyan Amerika'da bir iş adamına Bush'a ne söyledi biliyor musunuz? Kes sesini dedi. Senin bindiğin arabanın benzinini ben ödüyorum dedi. İşte biz öyle iş adamları istiyoruz. Evet. Bize meydan okuyacak, haddinizi bilin diyecek yanlış yaptığımızda, haddinizi bilin diyecek sivil örgütleri lazım. Susturulmuş, sindirilmiş, esnafına sahip çıkmayacak sivil toplum örgütleri değil. İşte o zaman demokrasi olur. Evet. Şimdi Gülsel Bey çok teşekkür ediyorum. Ayrılacaksınız ama değerli izleyiciler kısa bir reklam arasına gideceğiz. Gülsel Bey 3. bölümde, son bölümde olmayacak. Biz 3. bölüme Sedat'ın kaldığı yerden, yani siyaset-cemaat ilişkileri ve AKP'nin cemaatle mücadelesi, AKP'nin içindeki cemaat yapılanması olası tabii iddialar, onları konuşarak devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam arası.